Fatih şerifler hayır olsun, hayırlar feth olsun, şerler def olsun. Hepimizin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun. Evvel emirde benliğinizi haddim olmayarak Samiha Ayverdi hanımefendi üzerinde konuşmak üzere buraya davet eden Kubbe Altı Batlı'nın çok değerli yöneticilerine ve bütün muhiplerine selamlarımı ve şükranlarımı arz ederek konuşmama başlamak istiyorum. Aramızda Samiha Anne'yi hepimizden çok daha iyi bilen, anlayan, tanıyan kimseler bulunmaktadır. Ben de onlardan çaldığım kadarıyla sizlere bir reprodüksiyon, yeniden üretim yapmaya çalışacağım. Bana göre Samiha Ayverdi, herkesin kendine göre bir mevlanası var, herkesin kendine göre bir anlayışı var. Bende neleri yakaladı okuduğum zaman kendisi, onları paylaşmaya çalışacağım. Her şeyden evvel çok Araf denilen bir sosyal yapı içerisinde dünyaya gelen bir insan, bir dönüşümün, bir dönüşüme şahit olan bir insan, bir imparatorluktan çıkıp ulus devlete geçişi bizzat müşahede eden bir insan, imparatorluğu imparatorluk yapan değerler sistemi ve bu değerler sisteminin içerisinde yer alan maneviyat ve din. Samiha Ayverdi'nin de bana göre ve de zannediyorum herkese göre en temel anahtar terimi. Bu anahtar terim, bu merkezi düşünceyi iyi anlarsak eğer, çarkı feleğin ortasındaki o mihveri iyi anlarsak eğer, buradan uzanarak Samiha Ayverdi'nin edebiyat görüşü, Samiha Ayverdi'nin toplum görüşü, tarih görüşü, şiir görüşü, roman görüşü gibi diğer konulara da girilebilir kanaatindeyim. Acizane ben ana konunun manevi ve batıni dünya görüşünde yattığı kanaatindeyim. Ona da biz geleneğimizde İslam tasavvuf anlayışı diyoruz. Bunu sadece hepinizin de çok iyi bildiği gibi sadece bir nazari olarak tahsil etmiş birisi değil. Nazariyatının yanında ameli olarak da bunu zevk etmiş ve kendinde tahakkuk ettirmiş bir insan. Yazdığı yazılarda ister roman olsun, ister düz yazı olsun, ister gazete köşesi yazısı olsun, ister Ramazan için yazdığı, oruç için söylediği şeyler olsun, isterse sohbetine gelen insanlarla yaptığı görüşmelerde olsun, hep benim gözüme çarpan, yeri geldiğinde açıkça, yeri geldiğinde de ima sanatını kullanarak her kapı tasavvufa çıkıyor. Hatta bir kime yazıldığını şu an hatırlayamıyorum. Mektuplar galiba 9. veya 10. ciltte var. Yayıncısı yazdığı yazıların çok fazla tasavvufi olmasından da şikayet ediyor. Yanılmıyorsam cümle şu şekilde: Muhit beni çok tasavvufi buluyor. Yani muhit derken kastı zannediyorum edebiyat çevreleri o zamanın. Romanlarını ve şeylerin her şeyde merkezi fikrin, ana fikrin tasavvuf olması bazılarına hoş gelebildiği gibi bazılarına da hoş gelmeyebiliyor. Ben bütün eserlerini tarayarak size Samiha Ayverdi hanımefendinin tasavvufi dünya görüşünü çıkarabilecek değilim.
Ancak bunu bütün eserlerini tarayarak yapılabileceği gibi çok çarpıcı bazı eserlerini numune olarak alıp onlar üzerinden konuşmak daha uygun olduğu kanaatindeyim. Ve iki eserini diğer eserlerinden de seçmeler halinde sizlerle bazı metinler paylaşacağım ve onlar üzerinde yorum yapmaya çalışacağım. Benim için bu manada iki eserini ben öne çekiyorum. Az evvel de sayın hocalarımla içeride odada o fikrimi paylaştım. Bunu daha sonra anlatayım. Mülakatlar isimli, yani içimizde genç arkadaşlar var, okumayanlar olabilir, hararetle tavsiye ederim. Okumayanlar okusunlar. Ve mülakatların hocalarımdan da aldığım bilgiye göre bir insan birisiyle mülakat yaptığı zaman bir teyip olur, bir şey olur, bir tescil edilen bir kayıt cihazı olur. Bunların hiçbirinin olmadığı yıllar 1940-45 ve olmadı ve kullanılmadı. Belki de vardı da kullanılmadığı ve her bir konuşmayı kendisi o esnada ya kurşun kalemle not almak suretiyle veya misafir yolcu edildikten sonra odaya girip kendisi o metni yeniden reconstruction deniliyor, metni inşa etmesi. O zat, gelen zat onda bir ilhama sebebiyet veriyor. O gelen zat bazen garbis olabiliyor, gayret sebebinin sahibi. Bazen Mehmet Ali Aini Bey olabiliyor. Gelen kişiye göre bir metin inşa ediyor odasında. Bu da çok çok mühim. Bu manada ben verilen süre çok sınırlı olduğu için bunu daha iktisatlı kullanmak babında yazmış olduğu, hepiniz biliyorsunuz, işte şeytan ve insan olsun, batmayan gün olsun, efendim yaşayan ölü olsun, diğer romanlarında da tasavvufun çok merkezi rol oynadığını şimdilik bir kenara bırakıyorum. Yani edebi metinlerinde tasavvufun rolü şüphesiz var ama onu bir kenara bırakarak daha nesir yazılarında ve mülakatlarında özellikle çok ama çok sufi bir dil kullanıyor ve o kullandığı dilde de Cenab-ı Muhyiddin İbn Arabi ve Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, MCR Rumuzlu Mevlana-i Celaleddin Rumi'den her konuda bizim iki kurucu babamız olan medeniyetimizin maneviyat babası olan ve Osmanlı münevverlerinin biz iki anneden süt emdik dediği bir İbnül Arabi, bir Mevlana fikirlerini meczetmiş bir şahsiyet. O açıdan romanlarını bir kenara bırakıyorum. Ve herkes zahiri ilimlerde de üniversiteler bitirdiğini, tasavvuf üzerine doktora yaptığını bizim gibi, Allah günahlarımızı affetsin efendim, zannedebilir. Bu derecede bir tasavvuf bilgisi açılımında bulunan bir zatın tasavvuf üzerine akademik çalışmalar yaptığı zannedilebilir. Oysa ki öyle değil. Diyor ki sorulan soruya, Kazım Yetiş Bey'e kitabında da yer aldığı gibi, nerede okudun? Evde okudum. Ben 1,5 yaşından beri hayatımı safa safa anlatırım ve kendime gelmeye başladığım zaman dünyanın sırrını düşünmeye başladım. Bu soruyu herkes sormaz arkadaşlar. Kendime geldiğimden beri dünyanın sırrını sormaya başladım. En temel, en asli sorudur. Bir insan bu soruyu sorarak başlıyorsa hayata, zaten herkesten önde başlamıştır. Satıh üstü kıymetlere değer vermedim. Bir diğer çarpıcı cümle. Yani sahi konular, sahi mevzular, günlük aktüel mevzular, şu an modern dünyada hepimizi cezbeden konularla hiç ilgilenmedim, ilgimi çekmedi. Düşünmek ihtiyacı en büyük zevk oldu bana. Küçük yaşlardan beri edebi eserler okudum. 10 yaşımda iken bile
polisiye romanlara tahammül edemezdim. Eğer yaşasaydı şu an televizyon dizilerimize ne derdi? Soru işareti. Şimdi neler okuyorsunuz sorusuna verdiği cevap yine Mesnevi ve Divan-ı Kebir. Mümkün olduğu kadar dünya edebiyat ve fikir cereyanlarını da takip ediyorum. Ama şarttan vazgeçmem. Özellikle Muhyiddin Arabi, Sari-i Şirazi ve Hafız-ı Şirazi. Bunlar birer bir münevverin zihniyet dünyasının oluşmasında en önemli referans noktaları. Eğer Max Weber metodolojisi izlenerek bir zihniyet analizi bir kişi üzerinde yapılacaksa, Samiha Ayverdi'yi besleyen en önemli damarlar olarak ortaya çıkıyor. Muhyiddin Arabi, Mevlana, Sadi, Hafız, İlahir. Ramazan ayındayız. Ramazan üzerine herkes bir şeyler söylüyor, konuşuyor. Samiha anne de bir şeyler söylüyor. Ama o söylediği sözde bile zımnen tasavvuf var. Yani tasavvuf büyüklerinin oruç yorumu veya Ramazan yorumu var. Hep beraber okuyalım. Oruç bir ibadet ayı olarak dini çehresi ağır basarsa da İslam imanının ilahi olduğu kadar beşeri olan muvazene ve düzeninin beşerin hayatına bir hazır nizamname getirmiş olduğunu söylemek yerinde olur kanaatindeyim. Bilindiği gibi oruç demek, yiyip içmeye ve bedeni müştehaya karşı yasak getirmekten ibaret değildir. Zira cisme taalluk eden bu yasaklara uymakla bir kimsenin orucunun sakatlanmadığını zannetmesi avami bir adettir, bir telakkidir. Çünkü asıl oruç, yani asıl oruç dediği Muhyiddin İbn Arabi'nin, Gazali'nin, Mevlana'nın sözlerinde avamın orucu, havasıl orucu ayrımını görüyoruz burada. Aynısının tekrarını görüyoruz. Yani maddi olan bir şeyleri yememe, içmeme avam orucu, ama havas orucu ise, çünkü asıl oruç bir gönül ibadetidir. Bir dedikodu, gıybet, gazap ve intikam gibi şeytani sıfatlara karşı oruca nakise getirecek hallerden sakınmaktır. Burada görüldüğü gibi orucun sadece fıkhi bir ibadet olmadığını, sadece Müftü Efendi'nin izah ettiği ibadetlerden bir ibadet olmadığı, evet zahiren tabii ki fıkhi yönü var, tabii ki şekli tarafı var. Ama bunun esas bir gayesi var. Neden oruç tutuyoruz? Neden yemiyoruz, içmiyoruz? Bunu ancak ehli irfan bu soruyu soruyor. Savmu salatu hac ile sanma biter zahir işin, insanı kamil olmaya lazım olan gayet, lazım olan irfan imiş diyen Niyaz-ı Mısri aynı sözleri terennüm ediyor aslında. Bunları yalnız okuduğumuz zaman bazı arkadaşlarda, bazı insanlarda orucu, namazı, haccı, zekatı sanki inkar ediyor gibi bir algı oluşabiliyor. Tıpkı cennet cennet dedikleri birkaç huriyle birkaç kılman, sen anı isteyene ver, bana seni gerek diyen Yunus'u cenneti inkardan yargılamak gibi bir şey. Yunus Emre'nin kullandığı mecazı anlamak gerekiyor orada. Selam vermekle namazdan fari olmadığı anlayışı ile kendini salatı daim edebilenler gibi orucun açtığı halde nefsani ve devruni kötülüklere karşı ebedi oruçlu bulanlara ne mutlu diyerek nasıl ki namazdan çıkıldığında evet namazdan çıktık, o zaman her şey bize serbest anlayışıyla hareket edemeyiz. Biz buna salat-ı daim diyorlar arifler. Namazların arasını da bitiştirme, yani sürekli bir namazda olma hali, sürekli bir tazarruda ve yakarışta ve kıyamda olma hali
namazın içerisinde bizden istenen nedir? Sen onu görmüyorsan o seni görüyorcasına ibadet etme hali. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek namazdan çıktın. Hadi bana eyvallah. O esnada oradaydı ama şimdi ben namaz dışındayım. Yani seküler hayatım başlıyor. Az evvel kutsal bir alandaydım. Şimdi kutsal dışına çıkıyoruz. Yok öyle bir şey. Yani namaz eylemi aslında bir numune. Sana bir kutsallık yaşatıyor. O iki kutsallığı beşliyorsunuz gün içerisinde. Araları o iki kutsalın arasında doldurmak suretiyle tamamını kutsal hale getiriyorsunuz. Zaten hayatın kendisi kutsal, kutsi. Izdıraplı bir ruh olduğunu söylemiştim. Ben de en çok etkileyen şeylerden bir tanesi Samiyane'de. Hem yüzündeki ifadelerde de çok net bir şekilde görüldüğü gibi bu münkesirül kulub denilen bir taife vardır sufilerde. Kalbi kırıklar. Kalbi kırıklar garipler, bunlara guraba da deniyor. Garipler, yalnızlar. Öyle bir dönem yaşıyor ki bunu zaman zaman yazılarında dile getiriyor. Bir toplumsal dönüşüme şahit oluyor bizzat. Az evvel söylediğim gibi o yüce değerlerden, o değerler ki arkasında tasavvuf var ve o tasavvufla bir medeniyet inşa ediliyor, bir edebiyat, bir felsefe, estetik, hat sanatı, tesis sanatı ilahir sanatlar inşa ediliyor. Bunların tek tek kaybolmaya doğru gitmeye başlaması, toplumsal ve de bireysel ahlakın değişmeye başlaması, bu insanların, kamil insanların yetişeceği mekanlar olan o mekanlara birazdan kendi sözlerini de okuyabilirsem okuyacağım. Çok notlarım var ama hepsini okuyabilecek miyim bilmiyorum. Arada benim çok konuşmamam lazım aslında ama elimde değil konuşuyorum. Sırf kendisini okumam lazım aslında. Ama o dergahların kapatılmasının ki 30 Kasım 1925'te çıkarılan bir kanunla onun yerine alemde boşluk yoktur fetvasınca açılan başka bir takım yapıların nasıl toplumumuzu, Müslüman Türk toplumunu dönüştürmeye ve başka yerlere doğru çekmeye başladığını bizzat müşahede ediyor. Ve bana göre dili haykırıyor. Dilinde bir haykırma var. Bir Nurettin Topçu ekolünden değilim. İsyan ahlakı tabirini çok sevmiyorum kullanmayı ama satır aralarında adeta böyle bir feryadu figan var. Feryat ediyor. Sesini duyurmak istiyor. Çığlık atıyor bana göre Samiyane'yi okuduğumda gördüğüm şeylerde. Ama tabii anlayana, duyurabildiğine, o taşlaşmış kalplerden kim ne kadar hissedar olabiliyorsa o kadarını alabiliyor. Ama Necip Fazıl'la olan görüşmesinde de dile getirdiği gibi, Necip Fazıl'ın ona söylediği gibi, hatta af buyurun suçlaması gibi, efendim yanlış yapıyorsunuz demesi gibi, neden yanılıyor? Kendinizi inzivaya çekiyorsunuz. Kendinizi yalnızlığa çekiyorsunuz, daha aktif, daha öne çıkmanız lazım diye Necip Fazıl olan görüşmesinde Necip Fazıl evine geliyor. Ve böyle tabii ki teşvik etmek sadedinde üstad kendisine diyor ki olmaz efendim öyle şey, sizin gibi bir insan, sizin gibi bir kalem bu kadar inzivaya çekilmez diyor. Ama bir İnziva lezzetini tatmış bir insan var karşısında. Yani o inziva aslında aksiyonerliği de veriyor. Bizde inzivaya çekilmek sanki pasiflikmiş gibi görülür. Ama şunu bilelim ki bütün manevi doğuşların arkasında muhakkak bir halvet veya inziva tecrübesi vardır. Musa'da bu Tur-i Sina'dır. Hazreti Peygamber Efendimiz'de Hira'dır. Halvet geleneğinde, çile geleneğinde hepsinde bir inziva vardı. Onun için inziva pasifmiş gibi gözükse de aslında oradan çıkan üretime bakılacak olursa çok aktiftir.
Peygamberler de vahiy ile, kutsal kitapla çıkarlar o odadan. Ehlullah'ta ise ilhama dayalı eserlerle çıkarlar oradan. Bana göre Samiha Ayverdi annemiz o inzivalılarla bunları yazabildi, elde edebildi. Çünkü özellikle modern dünya bugün, buna ben de dahil, sıkıntısını çektiğimiz şey şu: yar ile baş başa kalamıyoruz. Bizi çok meşgul eden işlerimiz var, çok meşguliyetlerimiz var. Aşırı meşguliyetler bizi kendimiz üzerine temerküz etmemize mani olduğundan dolayı da manevi üretim yapılamaz hale geldik. Çok sözler konuşuluyor, çok sözler telaffuz ediliyor ama içi boş sözler olabiliyor çoğunda. Binaenaleyh dergahların kapatılması hadisesi kendisini yaralıyor ve buna karşı olduğunu zımnen belirtiyor. Açıkça belirttiği yerler de var. Ama sonuç itibariyle de وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ her şey Allah'ın takdiriyle olur. Bunun da bir sebebi vardır diyerek rıza da gösteriyor. Yani rıza göstermeyip ne yapacaksınız? Ama savunuyor da. Yani burada bir fark var. Bazılarında olduğu gibi oh iyi oldu demiyor. Onu görmedim. Onu hissetmedim. Onu okumadım. Çok iyi oldu. Ellerinize sağlık. İyi yaptınız. Demiyor. Hayır. Yanlış yaptınız. Yanlış yaptınız. Ama ne yapalım? Böyle oldu. Buradan ne çıkarız şimdi? Buradan nasıl bir yeni bir yapı çıkarabiliriz diyor. Tahir Efendi, Şeyh Tahir Efendi diye bir figür kullanıyor bazen. Tahir Efendiler bizi terk ederek köşelerine çekildiler diyor. Af buyurun, tukaka edildiler çünkü Tahir Efendiler. Biz mi kadir ve kıymetini bilemeyerek onların kapılarına kilit taktık, gelinini gidenini bırakmadık. Son pişmanlık işe yaramaz diyen atalarımız meğer ne doğru söylemişler. Ne çare ki henüz aklımız başımıza gelerek bir geri dönüş alameti gösterenimiz de mevcut değil. Bu alınan karardan bir geri dönüş de gösterenimiz yok maalesef. Oradan da hayıflanıyor. Ama tekrar kendi içine söylüyor, tekrar kabuğuna çekiliyor. Çıkıyor, söylüyor, geri çekiliyor. Bu halet-i ruhiye, kamil insanlarda olan halet-i ruhiye. Söyler ama icbar edemez. Yani niye böyle yapmıyorsunuz? Hayır. Söyler. Leste aleyhim bi musaytir. Peygamber Efendimiz de bazen söylüyor ama sözü alınmıyor, kabul edilmiyor. Mahzun oluyor. Onun üzerine ayet-i kerime ile leste aleyhim bi musaytir. Ey Muhammed, sen onların üzerine zorlayıcı değilsin. Sen söyle. Söyle, nutk et. O nutk ehline ulaşırsa ulaşır, alan alır. Oradaki atılan tohum yeşerirse yeşerir. Ama kaya gibi yerler var, kalpler var. Onlardan da bir şey çıkmayabilir diyor. Kendi topraklarımız için böyle alp erenlere ihtiyacımızın olduğunu bir bilebilsek, kendi topraklarımızda böyle alp erenlere, Tahir Efendi örneğinden çıkarak yavaş yavaş ilerliyorum. Devletin kendilerine tevfiz etmiş olduğu mekanlarda ve bu mekanlara konup geçen misafirleri ağırlayan o serden geçti, fedakar, ahde vefalı alperenler, etraflarında toplaşanlara edep, erkan, terbiye, fazilet ve ahlak yolunu açarak kütleleri bir Türk-İslam anlayışı ile eğitip, kılıcın ve zorun yapamayacağını bir şevk, heves ve gayretle işlemişlerdir. Bugün biz bazı şeyleri zecri tedbirlerle hallederiz zannediyoruz. Kılıç zoruyla yapabileceğimiz bazı şeyler var zannediyoruz. Evet, kılıç bir yerde tabii ki kullanılacaktır. Ancak son merhaledir o. Gönüllerin fethi en başta kullanılması gerekli olan yöntem.
Ama biz onu ihmal edip, atlayıp o merhaleyi hemen son merhaleyle hareket ediyoruz. Bugünkü zamanda o Alp Eren ruhunun mirasçısı olan Şeyh Tahir Efendilerin kütleye vermekte oldukları ruhu bir başka suret ve tarzda işlemiş olmalarına nasıl baş çevrilir? Bu da bir istahiş, bu da bir feryad-ı figan. Nasıl baş çevrilir? Niye baş çeviriyorsunuz? Neden baş çeviriyorsunuz diye soruyor hanedan. Kuruluş devirlerimizde fütuhata geniş ölçüde iştirak eden alpler, gaziler, abdallar, ahiler gibi hamasi, dini aşire kuvvetlerine muvazi olarak tımarlı vilayet askerlerinin memleket müdafasındaki rolleri inkar edilemeyecek şahane bir prensip örneğidir. Bu Tahir Efendi modeli üzerinden verdiği şeyle devam ediyor. Yani o Tahir Efendi üzerinden hayıflanmasını sürdürüyor. Niye böyle insanların kıymetini bilemedik? 1925 senesine kadar, güzel bir istatistik yapıyor kendisi. 1925 senesine kadar İstanbul'da 365 dergah vardı diyor. Bunların mensupları en az 50'şer kişi olsa, içinizde istatistikçi varsa bu çalışmayı yapabilir. 30 Kasım 1925'te İstanbul nüfusu, benim bakmıştım ihsaiyat mecmualarında 600 bin civarı nüfus var. Bunun 100 bini gayrimüslim. Müslim ahali 500 bin civarı. 1925 senesine kadar yalnız İstanbul'da 365 dergah vardı. Bunların mensupları en az 50'şer kişi olsa 18.250 eder. Bu insanları da gene en az ailelerinden, akraba ve çevrelerinden 5'er sempatizanı bulunmuş olsa 91.250 adet olurdu. Bundan, yani 1982'de söylüyor bu sözü, yarım asır evvel İstanbul'un nüfusu 800 bin civarında olduğuna göre demek ki şehrin 8'de biri manevi sigortaya sahip ve muhitine şerde değil hayırda örnek olan bir tasfiye cihazı gibiydi. Şehrin 8'de biri ehli tarikti. Bir tasfiye, bir temizleme cihazı gibiydi diyor dergahlara yaptığı benzetme, tasfiye cihazı. İşte bu sağlam ve güvenilir kütleden çevresine sızan müsbet ve uyarıcı hava, cemiyetin hayvani ve kirli